Yemekler şahane olmuş sevgilim. İçinde sevdiğim her şey var. Köri, zerdeçal, soya filizi. Ama böyle sanki içinde böyle daha değişik bir tat daha var. Yani böyle bütünleyici bir lezzet. Ay nasıl anlatsam. Böyle şahane bir tat. Sen de aldın mı ablacığım o tadı? Sevgi diyeceksin değil mi? Ama benim içim şişti vallahi. Sizin yüzünüzden sevgi kelimesinden bir fenalık bastı bana. Neyse şey yapmayayım. Ellerine sağlık. Çok egzantrik ve sevgi dolu bir yemek. Çok doydum. Teşekkürler. Ay sen ona bakma. Hadi canım kalk. Bu güzel yemekten sonra kısa bir yürüyüş yapalım. Çakralarımızı açalım. Ay yok. Ben ablama yardım ederek çakralarımı açayım. Sen bilirsin. Bu ne? Hı abla? Bu ne? Sen hiç yağ, şeker, kalori hesabı yapmıyor musun? Allah Allah diyene bak. Her bunalımda 35 kiloyu alıyorsun, ondan sonra veriyorsun. 35 kilo alıyorsun, veriyorsun. Sen mi söylüyorsun bunu bana şimdi? Ben değiştim. Ben artık eski Sevil değilim. Şimdi benim hayatımda huzur, mutluluk var. Ve bu yüzden de kalori, bunalım hesabı yok. Mutluluk var. Hı? Buraya da sana yardım etmeye geldim. Sen bana buraya yardım etmeye geldin. Hı hı. Eminsin yani. Ne biçim yardım bu ya? Ben kocamdan boşanıyorum. Sevgi sevgi diye deliriyorum burada. Geç misin karşıma çocukla oynaşıp duruyorsun öyle öyle. Abuk sabuk sevgi aşağı sevgi yukarı bu mu yardım? Sana hiç inanamıyorum. Bu bana hiç iyi gelmedi. Benim sakinleşmem lazım. Ben şimdi huzur balonumun içindeyim. Hayatımda sadece huzur, sadece mutluluk var. Çok sakinim. Sadece sükunet ve sadece mutluluk var hayatımda. Sadece mutluluk. Ne oluyor delirdin galiba? Sadece. Sen bu çocuktan ayrıl ben seni görürüm. Balonunun nasıl patladığını. Ondan sonra böyle çikolata kavanozların içinde abla 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 diye debelenirken konuşuruz bunların hepsini. Senden nefret ediyorum. Evet, senden nefret ediyorum. Her zaman bana sefil muamelesi yaptın. Her zaman nevrotik olan, manyak olan bendin değil mi? Aha, artık her şey değişti. Artık manyak olan sensin. Oh, hem de mutsuzsun. Ben mutluyum, sen mutsuz. Kocan seni terk etti. Hem de 5 çocukla ortada bırakıp gitti. Oh, canıma değsin. Sen mutsuzsun, ben mutlu. 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 Gün. MP3'ümü unutmuşum da. Patladı. Kehanetin gerçekleşti. Gün beni terk etti. Mutlu musun? Ah. Şimdi ben de senin gibi mutsuzum. Sevindin mi? Ay niye sevineyim deme öyle. Ne oldu? Neden terk etti? Dünkü kavgamızı görünce hayal kırıklığına uğramış. Şimdi meditasyon yapıp karar verecek. Birlikte olacak mıyız? Yoksa ayrılacak mıyım? Ah benim canım. Üzülme. Sen hiç üzülme. Bu ne böyle meditasyonla kararlar vermeler falan. Sen kıymetlisin. Bırakıyorsa da bıraksın. Bulamaz senin gibi kıymetlisini. Hayır abla. Kıymetli olan ben değilim tamam mı? O tam da böyle harika birini buldum demişken. Yani madem öyle düşünüyorsun. Konuş ablacığım. Git konuş, üzülüyorum, yapma de. Gel bir daha konuşalım de. Beni görmek istemiyor. Sakın yanıma gelme dedi. Bu kötü enerjimin yanında olmak istemiyormuş. Hay Allah bak görüyor musun benim de moralimi bozdun. Hepimiz bir güneşiz. Kalplerimiz ısı ve ışık saçıyor. Hepimiz bir deniziz. İçimizde milyonlarca ben nefes alıyor. Hepimiz bir ağacız.
köklerinden yaprağa, gövde gövde ışıl ışıl sevgi akıyor. Hepimiz biriz. İyi dedin onu, güzel söyledin. Gel. Ne yapıyorsun burada? Seninle konuşmaya geldim, gel. Ya saçmalama, insanlar 6 saattir meditasyon yapıyor. Görüyorum, gerçekten çok meditasyon yapıyorlar. Yalnız benim bir kuple şarkıma bakar gerçekten ayıltabilirim onları. Gider misin buradan? Sen kaşındın. Ada sahillerinde... Tamam. Arkadaşlar özür diliyorum, siz devam edin. Söylüyorum, dinlemiyorsun ki. Kışkırtma beni diyorum. Gel dışarı diyorum. Gelmiyorsun, bağırttırıyorsun çığlık çığlık. Neyse, konumuz bu değil. Güneş, Sevil'i öylece ortada bırakamazsın. Ben de istemiyorum. Ama dün geceki başka bir insandı. Sana bağırması, tavırları. Ya tamam, onlar benim yüzümden. Ben kışkırttım. Yani ben böyle damarına bastım. Ben değiştim dedikçe falan yaptım. Kız da çıldırdı haklı olarak. O çıldıran kızı da göresim gelmiyor doğal olarak. Yok, yani... Güneş bak, ben diyorum ki siz bir daha bir buluşun, bir daha bir konuşun. Yani siz böyle aynı ortama geldiğinizde böyle tütsüler yakarsınız, mumlar yakarsınız. Alttan böyle fonda bir Hint müziği, böyle bir gene eski günlerdeki bu mutlu mesut olursunuz ha? Maalesef öyle bir şey değil. Bana ailemi hatırlattınız. Evdeki o kötü enerji, elektrik. Ben bunları tekrar yaşamak istemiyorum. Güneş, aile dediğim böyle bir şey. Negatifi de olacak, pozitifi de olacak, kavgası da olacak. Öyle 24 saat, binlerce yıl mutlu bir aile yok yani. Bunların hepsi bir ailenin içinde var. Normal. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Benim yüzümden böyle bir şey olması bana iyi gelmiyor. Yani siz birbirinize çok aşık bir çiftsiniz. Sırf benim yüzümden bu olursa olmaz yani. Hem Sevil bence bir şansı ve bir kez daha konuşmayı hak ediyor. Tamam. Düşüneceğim. Yok, düşünme. Sen bence hemen Sevil'i ara, akşam yemeğe çıkın siz. Düşüneceğim. Allah Allah. Düşüneceğim diye tutturdun. Öyle oturup 6 saat duracağını git. Kardeşim yemeğe çıkar ya. Ne bu böyle? Otur. Popon düzleşir. Tövbe yarabbim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Böyle yüzün gülsün işte. Gün aradı. Meditasyon sırasında bir aydınlanma gelmiş. Benim bir değişim geçirdiğimi ve bana karşı biraz sabırlı olması gerektiğini fark etmiş. Aferin ona. Yani ben sana demiştim. Mutlaka arayacaktı. Çünkü bence gerçekten bir değişim sürecindesin ve bak bunu fark etmiş. Ay, gerçekten mi abla? Evet. Yani dün ondan çıkarttım ya ben kalkayı. Ya tamam, itiraf ediyorum. Senin değişimini kıskandım, fark ettim. Aslında şöyle bir şey oldu galiba. Senin bu değişimini fark edince ben böyle garip bir şeyler uyandı. Bu aydınlanma diyorsunuz herhalde öyle bir şey. Böyle şey oldum yani, etrafımdaki herkes değişiyor, gelişiyor, ilerliyor ve ben olduğum yerde öyle duruyorum. Onlarla gelişmek yerine böyle kendi doğrularıma çekmeye çalışıp öyle huzursuzluk yaratıyorum sanki. Ömer abiyle sıkıntınız da bu yüzden. Sanırım bu yüzden. Ama yapacak bir şey yok. Ben artık bu yaştan sonra değişemem. Aa. Ay, bunun yaşla falan ilgisi yok ki. Yani nasıl anlatayım? Yani sorunu saptamışsın. Şimdi önemli olan çözümünü bulman. Yani nasıl diyeyim? Tünelin ucu karanlık değil ya. Yani orada kocaman bir ışık var. Canım kardeşim benim. İyi ki bu zamanda yanımdasın vallahi. Ay. Sadece sevdiklerinin desteğiyle zorlukların üstesinden gelebileceklerini de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.